Çok güzel bir film vizyona girdi. Patron mutlu son istiyor filmimiz. Türkiye'nin en iyi komedyeni, en iyi yazarı, komedi yazarı daha doğrusu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı bir film. Ve çok iyi komedi oyuncuları da oynadılar. Ezgi Mola, Murat Başoğlu, Kıvanç Baro öne geliyor. Ekibin bir bölümü burada ama esasen bir oyuncuları var. O ne oyuncu, ne bir tahsili, yani böyle oyunculuk tahsili var. Herhangi bir durum yok. Sadece biraz sonra uzun uzun konuşacağız. Patron mutlu son istiyordaki patron aranırken bulunamadığı için Nevşehir'den bir abi bulundu ve onunla film tamamlandı. Aynen çok öyle. Da güzel oynamış. Gerçekten çok güzel oynamış. O da ilk defa, öyle zannediyorum. Yani sinemaya beyaz perdeye çıktı ama televizyona ilk defa gelecek. Sizin içinizden çok doğru düzgün harika bir adam geliyor. Kulisiyle sohbet ettim. Feruh Yenidoğan geliyor. Feruh abi hoş geldin. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ediyorum, sizleri sordum. Feruh abi doğuştan sanatçı gibi değil mi ya? Ya sahiden bu iş için yoğrulmuş gibi. Estağfurullah, yapmayın be. Feruh abi izliyorlar mı Nevşehir'den bizi? Vallahi herhalde izliyorlar, şu an kalpten öleceğim. Heyecanlanma, Beyaz Şov'u izler miydin daha önce? İzlemez mi, nasıl izlemem, sizleri sürekli izliyoruz. Sağ ol, çok teşekkür ederiz. Vallahi harika. Çok teşekkür ederiz. Uzun uzun konuşacağız biraz sonra. Masada bekleyen çok değerli bir sanatçımız daha var. Alkışlarla onları yerlerine alalım. Ben seni de öyle alayım. Gel abi sen böyle. Merhaba. Gel sen de böyle. Abi gel. Sen bayağı oturman diyordun. Koltuk değiştirir hale geldik yani, öyle mi? Bir dakika, Tolga Çevik hattımızdaymış. Tolga'cığım iyi geceler. Geç kaldın. Nerelerdesin? Geliyor musun? Yolda mısın? İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Çok özür diliyorum. Beyaz uçak röter yaptığı için daha şu an çıkabildik havaalanından. Tamam. Yoldayım ama geliyorum. Yoldasın, geliyorsun. Peki yaklaşık ne kadar sonra burada olacaksın? Bir de onu öğreneyim. Vallahi herkesten tekrar çok özür diliyorum. Kusura bakmayın. İnşallah 15-20 dakika içerisinde yanınızdayım. İyi yayınlar tamam. Diliyorum şimdi. Büyük alkışlar sevgili Tolga için. Sağ olsun, var olsun. Aslında ben böyle pat diye söze girdim ama yani çok güzel şeyler söylediler hani bir yönetmen için. Fakat ben hani bu fırsatı bulmuşken açıkçası hem hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Hem de hani Murat senelerden beri televizyon ekranlarında ama bir öğrenci disipliniyle sete ilk geldiği günden beri çok disiplinli çalıştı. Tolga, Ezgi zaten tiyatrodan geliyorlar. Çok disiplinliler, çok yardımcı oldular. İşi 1000 kat büyüttüler. Ve Ferru abi de keza yani içerisinde bir oyuncu var. Bambaşka bir disiplinden geliyor. Hani bazen biz böyle kendi aramızda espri yapıyorduk. Sanki içerisine böyle bir tiyatrocu kaçmış, bir oyuncu kaçmış. Kaçmış gibi Feyru abinin. Estağfurullah. Estağfurullah. Evet. Sanki böyle biraz böyle bir Tolga Çevik hali var değil mi Feyru abi? Benziyor da yani. Vallahi benziyor. Estağfurullah hocam. Canım bir böyle yani belki de böyle bir şeyimiz olabilir. Feyru abi şu gözlükleri de çıkarsa. Estağfurullah. Ha? Olabilir mi artık yani, böyle bir? Yok artık. Alkışlar Tolga Çevik için. Murat yeni öğreniyor. Murat beni öğreniyor. Bir beni. Böyle adam. Ya yapmayın bunu ya. Ödüm koptu, ödüm koptu. Ya herkes beni mi yedi şimdi ya? Hayır, kimse bilmiyor. Valla seyircim de ben, bizim ekibin de haberi yok. Kimse bilmiyor. Yuh ya, yuh. Kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Ya ben kulise girdim. Aynı filmde oynadılar. Abicim falan. Yuh. Muratçım buraya gelmek için bir kılıf bulmam gerekiyor. Çok kötü oldu söyleyeyim yani. Allah. Gel gel bir alkış diyeceğiz şöyle ya. Ses böyle, ben içeri gideyim bu kepazelikle devam edeyim. Böyle devam edeyim. Biraz otur. Bana niye söylemediniz bunu? Senin nasıl haberin yok ya? Bir şey söyleyeceğim. Aa, benim haberim yok ya. Bir şey söyleyeceğim. Ben Ferru abiyi daha çok seviyordum. Bu ne ya? İyice çekmen lazım komple vücut kıyafeti. Aşağı giden iniyor mu? Buralar da öyle. Yapma. İnmiyorsun.
Ay Allah. Abi, bu arada dondu. Baya kamera elinden böyle bakıyor. Fahrettin baya geldi oturdu. Gerçekten şey, öyle bakıyor. Çekmesi lazımken hayır, seyretti yani. Sonra ulan bir çekelim bunda bir şey var ya. Baya bildiğin yani mala döndüm yani. Hiç mi haberin yoktu? Abi kuliste girdim tanıştıralım falan, ben de görmemişim böyle önümü ilikledim falan. Abi hoş geldin falan. Nasılsın abi? Çok iyi bir... Sizin çekimlerde hiç aynı sahnelere düşmediniz mi? Gala bitti. Düşmedik evet. Şey, galaya da geldik. Dolgara sahneleri vardı. Tabii. İşte Murat Türk sinemasına mal olmak dedikleri bu. Ama kimse bilir. Murat, kimse bilir. Allah'ım oksijen alıyorum. Ay abi ya. Çok başarılıydı ya. Ben üzerimi değiştirip bu üstüme arada, rahat bir şeyler alıp geleyim. Yo, bu arada iyi böyle iyi. 2 dakikada çıkarttık ama bunun yapılması 5,5 saat sürüyor. Çok başarılı ama ya. 5,5 saat. 5,5 saat. Ben filmi izledim. Başarılı. İzledim yani filmi. Allah diyor ne kadar doğru bir adam bulmuşlar. Bu nasıl bir oyunculuk yani inanılmaz. O zaman bir de bir bunu gör. Ben de Yılmaz Erdoğan. Ay Allah'ım. Neyse bu daha iyi. Güzel, güzel, güzel. Süper. Senden kim çıkacak kız? Herkes birisi olsa ya. Seyirciler bir açıyor. Anneleri, babaları. Çaktırmadan gelmişler buraya falan böyle. Ay Allah'ım ya. Abi sen biz burada bu kadar sohbet ederken onun içinde öldün mü pişkinlikten, ne oldu? Şurası 700 derece, anlatamam gerçekten. Yani hakikaten biraz sıcak oldu ama keyifli ya, eğlenceli bir vallahi şey. Valla çok güzel oldu. Herhalde bu da Türk televizyonlarında ilk kez böyle bir şey olmuştu abi. Gerçekten olmuştu. De yani. Eyvallah eyvallah. Eksik olmasınlar, çok destek oldular. Nevşehir'den hala aynı anıya devam etsem ya. İçini dışını çıkarttım. Ay Allah'ım ya. Çok mu uzun sürüyor yapılması, ne kadar sürüyor? Bir 5,5 saat sürüyor valla. Valla 5,5 saat sürüyor. Yani bunu yaparken ölen makyöz var. Yerine yenisi işe başladı falan. Hakikaten işte 2'de oturduk, 8'i 20 geçiyordu hatta, ne 5'miş öyle bir şey yani, ciddi bir süresi var. Bayağı sanat yapıyorlar. Zaten çok değerli insanlar. Macaristan'dan gelmişti öyle evet, mi? Evet yani bu Hobbit filmlerinin makyajlarını yapan evet, Hollywood'lar. Yani çok yani Hollywood. Ben özür dilerim yani baksana yani Murat bile geldi seninle tanıştı içeride. Sen biliyor muydun Bengi? Yok ben hatta Ezgi'ye gidip kulağına fısa, ay ne garip bir adammış bu dedi. Ne kadar zarif. Gerçekten ya. Ben de Bengi'yi ayıplayarak ayıp baktım ne var diye. Bir sen insana nasıl kandırdın böyle bir şey söyleyebilirsin Bengi diye. Vicdan yapsın evet diye. Neden ki, ne alakası var diye ayıpladım bir de. Gerçekten orada yaşıyor ve öyle bir insan yani. Böyle dokunmak istedim ama çok gerçek ve çok başarılı. Ay, eyvallah yani. Her şey. Süper. Ben de çok dokunmak oldu istiyorum. bu cidden patron işini siz başkalarına baktınız bulamadınız da sonradan mı aklınıza aynen geldi? Baştan oldu beri oynamak fikriniz ama. Aynen öyle oldu. Kötü komşu ev sahibi. Aynen öyle oldu. Yani kim olur kim olmaz falan. Hatta danıştığımız bir iki ahbap dost, oyuncu, büyüğümüz, abimiz falan filan da oldu. Ya plana uymadı ya çekim tarihi falan bir türlü olmadı. Filme başlamışta bulunduk. Bir de tabii ki elimizde Tolga Çevik gibi bir oyuncu var. Estağfurullah. Evet, estağfurullah. Doğru. Yani çünkü sadece makyajda yüklemek. Ya. Sadece bunu makyaja da yüklemek gerekiyor. Hani vücut dili, hareket, ses. O başka bir şey gerçekten. Evet, sonra Tolga'da karar kıldınız ama yani bu çok büyük bir risk. Çünkü ben bugüne kadar Türkiye'de yapılan makyaj var. Çok usta isimler de var ama yani bu enteresan bir durum yani. Bu ciddi inandırıcılığı falan ama çok acayip. Ama biz arkadaşların portföylerini görünce bir hayret ettik yani. Tamam dedik bunlarla yapalım. Bu çünkü hani eşim de tanımadı. Ha bayağı, o kadar. Tabii tanımadı. Çocuklar da bakıp çocuklar bakıyor merhaba amca deyip geçti. Tabii tabii. Yani bir de çocukların kafası daha farklı oluyor ya. Onlar bayağı bir tırstılar yani. Çocuklara falan böyle o tipin içinden kendi sesinde falan konuşma. Tabii tabii canım yaptım işte. Kız zaten iyice bir dumur oldu. Oğlan çakozladı vaziyeti de. Onun kafası zibidiyle işlediği için. Ama kız böyle bir baktı. Kim ulan bizim evde bu adam deyip devam etti yani. Öyle bir canı sıkıldı onun. Ay Allah'ım ya. Baba ne kadar mal oluyor. Çok pahalı bir şey mi bu? İşte kızı okuldan aldık. Çok iyi. Ay Allah'ım ya. Ya şimdi gördüm gerçekten çok saçma bir manzara. Ben acilen bunu çıkartayım. Tolga ilk defa televizyonları açanlar varsa bir adam suratını yırtıyor yayında. Çok yırtık, çok yırtık çıktı bu. Anlayan var mıydı? İyi güzel. %5. %5. Ses. Ses evet. Bir şey soracağım. Şey. Bir dakika. Beyazıt filmi izleyip hiç böyle düşünen var mı? Filmi izleyip böyle düşünen var mı? İzleyen var mı filmi?
Var mı izleyen filme? Var. Evet. Ha bugün. Bugün izlediniz. Evet. Daha çok yeni. Ben vallahi izlediğimde bir böyle bir ince bir şey olmuştu ama gerçekten yani altından Tolga'nın çıkabileceği hiç aklıma gelmemişti. Evet. Şöyle bir şey yani performansını gördüğünüzde ya böyle birisi bu kadar iyi oynuyor tanımamız lazım. Bunda bir şey var o zaman diyorsunuz. Evet, hani doğru. No name birisi nasıl olabilir diye ama Tolga olacağı sanmıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,